Gençler hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosu ile karşınızdayım. Oyuna yeni bir katil, yeni bir harita ve yeni bir survivor geldi. Bu güncellemeler For Honor oyunundan alındı. Karakterin özelliğine, perklerine falan geleceğim. Fakat onun öncesinde gelen başka bir yeniliği anlatayım. Oyundaki özel oyun kısmına girerek oynayacağınız maça buradaki artı simgesini tıklayarak bot ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dede gelmesi çok hoş olmadı canraş açısından ama yani bir katilin özelliğini deneyeceğiniz zaman ne bileyim işte oyuna yeni başladıysanız ısınmak için falan buradan bot ekle diyerek antrenmanınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla 4 tane bot eklemenize gerek yok. Atıyorum 3 arkadaşsınızdır. Biri katile geçer, diğer ikisi survivor'a geçer. Kalan 2 boş yere de bot eklersiniz. Hızlı bir şekilde 4 tane bot ekleyip botların IQ'sunu bir test edelim. Çok bir şey beklemiyorum ama. Abi botlara karşı bile Legion oynuyorsun diyen var. Duydum onu. Evet arkadaşlar, jen bitirdiler ve buradaki bot beni görmeden sadece sesimi duyarak jenden kalkıp gitti. Üstelik palet falan da camplemiyor şu an, bayağı loop atıyor Nancy. Oğlum. Lan piçe bak. Arkadaşlar zorlanıyorum şu an. Peki mine diye bir şey yarar mı? Şöyle ışık gizlesem. Alo, dodge falan deneyecek mi bakalım. Tam IQ'su yerine geldi gibi. Bir dakika, paleti hemen devirecek mi, ne yapacak ona bir bakacağım. Güzel. Volt atacak. Yalnız jen hızı neymiş oğlum? Lan botlara karşı jen rush yedim ya. Gençler şimdi gelelim el feneri değişikliğine. 2 tane önemli yenilik var el feneriyle ilgili. Oyunda el fenerini kullanarak katili kör edip katilin sırtındaki kurbanı kurtarabiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Fakat bunun belli bir zamanlaması var. Yani katil bir kurbanı sırtına aldığı an o animasyonun tam bitişine denk getirmeniz gerekiyordu. Fakat şöyle bir şey eklemişler. Artık katil bir kurbanı sırtına aldığı zaman o animasyon tam bittiğinde değil de o animasyonun bitmesine 0.25 saniye kala kör etseniz bile yine de başarılı bir şekilde flash save atmış oluyorsunuz. Yani flash save atmayı kolaylaştırmışlar. Fakat bir yere verip bir yerden de almışlar. Artık dolaptan flash save atamayacaksınız arkadaşlar. Bir dolaba girdiğiniz zaman katil sizi dolaptan grapliyordu ve doğru açıyı tutturarak çok rahat bir şekilde dolap save atabiliyordunuz. Katil de hiçbir şekilde bunun antisini geliştiremiyordu. Fakat bunu tamamen kaldırmışlar. Artık katil dolaptan birisini graplediği zaman hiçbir şekilde katili kör edemeyeceksiniz arkadaşlar. Flash save atamayacaksınız. Gençler şimdi oyundaki grafik güncellemelerine bakalım. Paletlerin ve kırılabilir duvarların şekli değişti. Ekranda zaten görüyorsunuz. Paletler ve kırılabilir duvarlar bu şekilde bir güncelleme almış. Gençler şimdi de bir diğer yeniliğimizdeyiz. Yine grafikle alakalı bir yenilik. Haritalardaki basement yani bodrum katı değiştirildi. Grafik olarak bir güncelleme aldı yani. Benim hoşuma gitti açıkçası. Biraz daha gerici bir hava katmış diyebilirim. Evet gençler şimdi yeni gelen haritamızı tanıtalım. Haritamız bu. Parçalanmış kare. Haritamızın adak resmi de bu arkadaşlar. Your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, huh? Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. Ve geldik en merak edilen kısma gençler. Gördüğünüz gibi yeni katilimiz. Adı şövalye, zorluk seviyesi de orta olarak geçiyor. Tamam abicim çok zorsun, tamam ortayı ben yazmadım, sinirlenme hemen. Şimdi gençler her zamanki gibi hikayesini okumak isteyenler bu kısımdan okuyabilir. Evet gençler, katilimizin giriş animasyonu bu şekildeydi. Evet gençler, şimdi geldik katilimizin özelliğine. Önce şöyle sol tıkını göstereyim. Kılıcımız da maşallah düşman götüne arkadaşlar aya kadar ulaşıyor. Şimdi gençler basit bir mantıkla katilin özelliğini anlatayım. Sonra detay animasyonlara ineriz. Sağ tıka basılı tutarak şöyle bir yol belirliyorsunuz önce özelliğiniz bitene kadar. Şimdi göreceksiniz. Bu belirlediğiniz yolda bir muhafız spawn oluyor ve bu yol boyunca geziyor. Şöyle beyaz bir çember, bir alanı var gördüğünüz gibi. O alanın içerisinde bir kurban girerse oluşturduğunuz muhafız o kurban ile chase atmaya başlıyor. Tekrar şöyle yol oluşturuyorum. Yolu bıraktım. Muhafız geldiği zaman solda gördüğünüz gibi beyaz bir bar doluyor. Bu beyaz bar bitene kadar bu işaretlediğiniz yolda git gel yapmaya devam ediyor. Az önce çağırdığım şişmandı. Bu biraz daha zayıf görüyorsunuz. Onları da anlatacağım, merak etmeyin. Hatta şöyle yapalım. Üçüncü kez çağırayım. Üçüncü gelenin de farklı olduğunu anlayın. 3 tane farklı muhafızınız var arkadaşlar. Bunların tabii ki kendi içerisinde farklı farklı özellikleri var. Onları da anlatacağım. Şimdi kurbanlarla girdikleri kovalamacaya gelmeden önce özelliğinizi kullanarak paletlere, jeneratörlere veya da kırılabilir duvarlara muhafızlarınız sayesinde hasar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şundan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi uzak bir mesafeden özelliğimi kullandım. Paleti işaretleyip sağ tıka basarsanız muhafızınız spawn olur. Sol tıka basarsanız ise gördüğünüz gibi paletin dibinde muhafızınızı spawn ederek paleti kırmasını sağlıyorsunuz. Tabii ki normale göre biraz daha uzun sürüyor kırması. Gördüğünüz gibi palete uzak bir mesafedeyim. Özelliğimi kullandım. Paleti işaretledim ve sol tıka bastım. Dibinde spawn edip o paleti kırdırabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu karakterin neden hızlı kırdığını da birazdan anlatacağım zaten. Mesela bir de jeneratör üzerinde göstereyim aynısını. Hah, gel gel gel. Şu jeni azıcık böyle şöyle bir ilerletin bakayım şu jeni. Tamam, devam et. İleri doğru devam. Gitseniz amık cemme bitireceğiniz. Gördüğünüz gibi jeneratörün bir hayli uzağındayım. Özelliğime geçtim. Jeneratörü seçtim ve sol tıka basarak jeneratörün dibinde muhafız spawn edip jeneratörü bozmasını sağladım arkadaşlar. Gençler şimdi karakterlerimizin kovalamaca içerisinde ne yaptıklarını görelim bir de. Özelliğimize geçerek şöyle karakterimize bir yol çiziyoruz. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz yolu. Tabii belli mesafeye kadar gidebiliyorsunuz. Sınırsız değil. Sonra sağ tıka basarak karakterimizi spawn ettik. Ve beyaz menziline bir kurban girdiği an gördüğünüz gibi kurbanı gördü. Ve hiç spot falan dinlemeden bildiğiniz kovalamaca içerisine girdi. Nemesis'in zombilerinin manuel hali gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradaki olayımız şu. Tekrar atacağım. Tekrar spawn ettim karakterimi. Kurbanı gördüğü an, bu arada bu karakter paletlerin içinden geçiyor sanırım. Tam emin değilim ve gördüğünüz gibi hasarı verdi. Hızları da gayet iyi. Ama amaçladığım şeyi tam gösteremedim. Şimdi tekrar göstereceğim. Kurban karakterin şu beyaz menziline girdiği zaman aralarında bir chase başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gördü ve chase başladı. Chase başladığı zaman kurbanın solunda bir mavi bar var görüyorsunuz. Bu mavi bar bitene kadar chase devam edecek demek. Bu mavi bar bittiği an muhafızınız kaybolmuş oluyor. Tekrar çağırmanız gerekiyor. Gençler şimdi şunu göstereceğim. Muhafız av süresi başladığı an, yani spawn olur olmaz değil, sizi görüp av süresi başladığı an yere bir bayrak bırakıyor. Bu bayrak belli bir süre sonra doluyor ve bu bayrak tam olarak dolduğu zaman o bayrağı yok etme şansınız oluyor. O bayrağı yok ederseniz muhafızı da yok etmiş oluyorsunuz. Yani illa kovalamacayı bitirmeniz gerek değil. Bayrağı yok ederek de muhafızdan kurtulabiliyorsunuz. Şu an beni gördü ve gördüğünüz gibi oraya bir bayrak bıraktı. Şu an bayrak fullendi. Ve bayrağın içinden geçip bayrağı yok ederek muhafızı gördüğünüz gibi devre dışı bıraktım arkadaşlar. Süresi bitmeden. Çok hızlı bir şekilde tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi bayrağı koydu. Fakat bu ayı bana yetişir galiba. Yetişmeden hop bayrağın içinden geçtim ve muhafızı yok ettim arkadaşlar. Bu şekil. Gençler muhafızı yok etmenin diğer bir olayı, muhafız spawn olmuş haldeyken kancadan birisini kurtarmak. Gördüğünüz gibi geldi. Beni gördü. Kancadan birisini kurtardım ve muhafızı yok ettim arkadaşlar. Av süresi bitmeden. Son olarak da av süresi boyunca hayatta kalarak muhafızın yok olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu 3 temel madde muhafızı yok ediyor sadece. Karakterimizi spawn ettim. Bir yere gittim. Böyle uzaktan da beyaz bir şekilde görüyorsunuz. Bu arada kurbanı düşürdü ve gördüğünüz gibi oradan bir bildirim alıyorsunuz. Yani kurbanın yerini de görmüş oluyorsunuz. Özelliğimiz maksimum nereye kadar gidiyor onu da göstereyim isterseniz. Merak edenler elbet vardır. Yani fena bir mesafe değil aslında. Şimdi gençler 3 tane muhafızınız var demiştim. Bunların farklı farklı özellikleri var. İlkinden başlayalım. Cellat nesneleri daha hızlı bir şekilde kırabiliyor. Hemen gösterelim. gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde paleti yok etti. Geldik ikinci muhafızımıza gençler. Suikastçı. Bunun özelliği av sırasında daha hızlı hareket etmesi. Hemen onu da gösterelim. Spawn ettim. Avını gördü. Görmemiş pardon, şu an gördü. Şu an koşmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi çok hızlı. Legion gibi düşünebilirsiniz. Neredeyse Survivor hızında. Hatta daha hızlı bile diyebilirim. Farkı da gitgide kapattı Survivor'la. Biraz daha zamanı olsa yetişecekti neredeyse. Diğer muhafızlara göre çok daha hızlı. Ve son muhafızımız da Zindancı. Bunun özelliği tespit yeteneği çok daha iyi. Yani çıkardığı beyaz dalganın çapı daha büyük sanırım. Yani tespit yeteneğinden kastı odur muhtemelen. Ve daha uzun süre devreye geziyor. Av süresiyle devriye süresini karıştırmayın gençler. Devriye süresi bir av görene kadar dolandığı kısım. Yani çizdiğiniz yolda gidip geldiği kısım. Av süresi ise bir kurbanı gördükten sonraki kovalamaca süresi. Şimdi Zindancı'yı da göstereyim. Gördüğünüz gibi çok uzun bir devriye süresi var. Sol alttaki bardan anlayabilirsiniz zaten. Sürekli git gel içerisinde. Ve belirttiğim gibi beyaz çapı sanırım daha büyük. Daha iyi tespit yeteneğine sahip dediği odur muhtemelen. Bakın neredeyse 3-4 tur attı, hatta daha fazla bile atmış olabilir. Hala da devam ediyor. Temel olarak özellikler bu şekildeydi. Şimdi birkaç merak edilen şeyi deneyelim. Şimdi gençler katil av sırasındayken kurban dolaba girerse ne oluyor bunu deneyeceğiz. Katilimizi spawn ettim. Kurbanı gördü. Dolaba girdi, bakalım ne olacak. Dolaba gitti ve hiçbir animasyon girmiyor şu an. Ne grab atıyor ne bir şey yapıyor. Sadece dolabın önünü kilitledi. Fakat çıkmasını engelliyor. Şöyle engelliyor. Animasyonu engellediğini zannetmiyorum. Fakat kurban çıktığı an katil vuracağı için av süresi boyunca o kurbanı dolapta kilitli tutmuş oluyorsunuz. Zaman kaybettirmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi gençler bunu kastetmiştim. Dolaptan çıktığı an saniyesinde hasarı veriyor. Şimdi gençler az önceki olaydan sonra hepiniz şunu merak ettiniz eminim. Muhafız dolabı blokladığı zaman bodoslama perküyle çıkarsak onu yok edebilir miyiz? Muhafız spawn oldu. Dolaba girdim. Head-on doldu ve dolaptan çıkarak bodoslamayı kullanamadım arkadaşlar. Hiçbir işe yaramadı. Gençler şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Çok fazla bir şey deneyip sizleri sıkmak istemiyorum fakat bunu da merak etmiş olabilirsiniz. Benim taktığım perkler acaba muhafızlarda işe yarıyor mu? Şimdi kurbanımızı buraya astım. Popkoz aktif. Şimdi kullanacağım. Hayır arkadaşlar, Popkoz işe yaramadı. Yani taktığınız perkler muhafızlarda işe yaramıyor. Öyle olsa çok güçlü olurdu tabii ki. Sadece denemek istedim. Katilimizin kovalamaca müziğini dinleyelim isterseniz. Katilin animasyonlarını inceleyelim. Önce katil, sonra da kurban tarafından tüm animasyonları göstereceğim. İlk olarak kırılabilen duvarları kırma animasyonundan başlayalım. Evet gençler, sırada paletten stun yeme animasyonu var. Şimdi bir de bu paleti kırma animasyonuna bakalım. Bir diğer animasyonumuz katilimizin pencereden volt atma animasyonu. Ve son olarak katilin dolaptan birisini grebleme animasyonuna bakalım. Evet gençler, şimdi geldik o merak edilen kısma. Son zamanlarda genelde önce seslendirip sonradan uygulamalı gösterdiğim için morileri görmüş oluyordum. Fakat şu an hiçbir bilgim yok, canlı canlı atacağım moriyi. Evet hadi bakalım. Alo. Abav. Gangbang attık. Bayağı gangbang attık yani. Çok iyiymiş. Gençler şimdi geldik katilin perklerine. İlk perkü saklanacak yer yok perkü. Bir jeneratörü tekmelediğimiz zaman o jeneratörün 24 metre yakınında bulunan bütün kurbanların harisini 5 saniyeliğine görüyoruz. Ve her jeneratör tekmelediğimizde bu perk çalışmış oluyor. İkinci perkü Evsun Karanlıkta Yüzleş. bir kurbanı yaraladığımız zaman haritadaki herhangi bir sönük totem Evsun totemine dönüşüyor. Böylece bu avantaj etkinleşiyor ve yaraladığınız kurbanı Evsunlamış oluyorsunuz. Bu Evsun etkinken dehşet alanımızın dışında kalan bütün kurbanlar aralıklarla çığlık atıyor ve her seferinde 2 saniye boyunca o kurbanların yerini görüyorsunuz. Diğer kurbanlar da yaraladığınız yani lanetli olan kurbanın haresini 8 saniye boyunca görebiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Evsunladığınız kurban can çekişme durumuna girerse yani onu yere düşürürseniz veya da sağlıklı olursa yani iyileşirse yanan Evsun totemi yeniden sönüyor ve avantaj devre dışı kalıyor. Bir kurbanı yaraladığınız zaman tekrar avantajı çalıştırabiliyorsunuz. Fakat buradaki kritik nokta şu, o Evsun totemi yanar haldeyken kurbanlar o totemi temizlerse avantaj kalıcı olarak devre dışı kalıyor arkadaşlar. Gelelim katilimizin son perküne, Kibir perkü. Bir kurban tarafından sersemletildiğimiz zaman kurban 20 saniyeliğine zayıf durum etkisi altına giriyor. Yani 20 saniye boyunca o kurbana normal vuruşunuzla tek atabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet gençler, şimdi geçtik kurban kısmına. Bir hayli havalı bir karakterimiz eklenmiş. Adı Vittorio Toscano. Hızlı bir şekilde karakterin hikayesini buradan okuyabilirsiniz. Evet gençler, şimdi geldik kurbanımızın perklerine. İlk perkü Potansiyel Enerji. Bir jeneratör üzerinde kesintisiz şekilde 8 saniye çalıştıktan sonra ikinci etkin yetenek butonuna basarak bu perkü çalıştırıyoruz. Bu perk aktifken jeneratörü tamir etmek jeneratör ilerlemesi yerine bu perkü dolduruyor. Her %1,5 jeneratör tamiri başına bu perk 1 nişan kazanıyor. En fazla 20 nişan kazanabiliyorsunuz. Yani basit bir matematikle jeneratörü %30'a getirdiğiniz zaman 20 nişan elde etmiş oluyorsunuz. Fakat jeneratör bu %30'luk ilerlemeyi almıyor. Sadece perkünüze nişan kasmış oluyorsunuz. Bir nevi jeneratör depolamış oluyorsunuz kendinize. Diyelim ki nişanları kastık, 20 nişana kadar ulaştık. Bu avantaj ne işe yarıyor? Avantajın en az bir nişanı varsa ve bir jeneratör üzerinde çalışıyorsan ikinci etkin yetenek butonuna basarak bütün nişanlarını tüketip o jeneratörün ilerlemesini anında nişan başına %1 ilerletebiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, bir jen yapıyorsunuz, avantajı çalıştırıyorsunuz ve o jeneratörü %30'a kadar ilerletiyorsunuz ve 20 nişan kazanmış oluyorsunuz. Bu 20 nişan demek %20'lik bir ilerleme demek. Siz başka bir jeneratöre gidip tekrardan etkin yetenek tuşuna basarsanız o jeneratörü anında %20 ilerletmiş oluyorsunuz. Perk'ün kötü bir yanı şu, en az bir nişanınız varken bir sağlık aşaması kaybederseniz yani yaralanırsanız ya da yere düşerseniz perk bütün nişanlarını kaybediyor arkadaşlar. Aynı zamanda beceri denemesi tutturamadığınız zaman yüklerinizin bir kısmını kaybediyorsunuz. İkinci perkü Sis Okulu. Bir jeneratörü tamir ederken başarılı bir beceri denemesinden sonra katilin haresini 6 saniye boyunca görüyorsunuz. Ve son perkü Seri Hamle. Herhangi bir jeneratörün 24 metre yakınında kovalanırken o jeneratör üzerinde çalışan diğer kurbanlar tamir etme eylemlerine %8 hız bonusu alıyorlar.